Merhaba arkadaşlar, ben Murat, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kadir arkadaşının yanına geldim. Kendisinin birçok cinlerle, dini konularla bilgisi olduğu için, sizlere de aktarmamız için bugün kendisiyle bir sohbet konuşmamız olacak. Kendini şu an çağırıyorum. Buyurun Kadir Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki de kardeşim. Ben Kadir, Adana'da yaşıyorum, ilahiyat okuyorum. Hava silme üzerine birçok araştırmalarım oldu, mevcut. Bu tip konularda bayağı araştırmaya girmiş bulunmaktayım. Budur. Şimdi size ilk önce ama cinlerle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Tabii kardeşim. Cinler insana zarar verebilir mi? Şimdi şöyle bir şey, aslında cinler insanlara neden zarar versin ki? Şöyle bir şey, musallat durumlar olabilir. Musallat durumları da şunlardır, büyüyle gelen veya sizin onlara bilmeden de veya bilerek veya bilmeyerek verdiğiniz zararlardan ötürü olan şeylerdir. Peki cinler insana görünür mü? Yani herkese görünmezler. Belirli başlı insanlara görünebilirler. Kimleri mesela bunlar? Bunlar ağır musallat yaşamış kişiler veya orta derece musallat yaşamış kişiler. Bunlar da her zaman görünmezler. Orta derece musallat yaşayan kişilere ara sıra görünmüş olabilirler. Peki insanlara fiziksel zararı var mıdır bunlar? Hayır, fiziksel zararları yoktur kardeşim. Şimdi cinlerin insanlara fiziksel zararları diyebileceğimiz konu şu. Cinler insanlara vesvese yolu ile kendi kendine verdiği zarardır. Sana şöyle bir vesvese verebilir. Bu hayat çok boş bir hayat. Baksana onun parası var, şunun şu var. Seni yani dertlerinle, şeylerinle vurur. Sana vesveseyi verir, seni intihara kadar sürükleyebilir. Peki size bir konuda bir şey sormak istiyorum. Tabii kardeşim, buyur. Şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz'e kısa bir konuşma yapmış onunla. Elbette. Doğrudur. Yani, Arap suresinde geçer bu. Yani onu bize açıklayabilir misin? Tabii. Estağfurullah. Şöyle bir şey. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i açtıklarında Arap suresiyle karşılaşabilirler. Arap suresinde de şeytanın nasıl kovulduğu, şeytanın Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi nasıl kandırdığı, ve bunun yüzünden Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin nasıl cennetten kovulduğunu görebiliriz. Şu şekilde geçiyor konuşmayı dinlemek isterseniz eğer. Tabii dinleyin. Şöyle bir şey. Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam'ı Allah Subhanahu ve Teala yaratır. Ve bütün melekler der ki biz sana zaten ibadetimizi ediyoruz. Sen yeryüzünde bozgunculuk mu yapmak istiyorsun? Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ne? Ben sizin bilmediklerinizi bilenim. Orada konu kapanmıştır zaten. Şöyle bir şey, bütün meleklerine saygı ile eğilin, secde edin, iyi evet. Geçer Arap suresinde. Bütün melekler, Allah subhanahu teala'nın emrinden hiçbir melek şey yapamaz. Evet. Ama şeytan, hani Allah'ın en sevdiği melektir zaten. O kibrine kapılarak, ben ateşten yaratıldım, onlar balçıktan, topraktan, ben onlardan daha hayırlıyım der. Allah subhanahu teala ona lanet eder. Ona kovulduğunu, lanet ettiğini söyler. Ve Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam'a der ki siz de dilediğiniz gibi cennette kalın. Ama şu meyveyi yemeyin. O meyve yenilmeyecek bir meyvedir. O meyvedir de. Peki size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu cinler, şeytanlar önceden yeryüzündeki en çok ibadet eden meleklermiş. Doğru mu? Şeytan aynen öyle. Şeytan aslında Allah'a en yakın olan, en çok ibadet eden melekti. Ki kibrine kapılmadan önceki yıl. Zaten insanoğlundan 2000 yıl önce yeryüzüne inmişlerdir. Peki ondan sonra Allah'tan izin istemişler. Elbette öyle, şöyle söyleyeyim. Zaten yarıda kalmıştı. Evet. Şu meyveden yemeyin demiş Allah-u Subhanahu wa Teala. Şeytan o sıra dinliyor. Dinledikten sonra şeytan geliyor diyor ki Hazreti Adem'e şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim. Şimdi biz nasihatleşiyoruz, ben sana öğüt verenlerdenim diyorsun. Sen de inanıyorsun, dinliyorsun beni. Evet. Adem Aleyhisselam da diyor, konuşuyorlar. Diyor
Allah subhanahu teala diyor ki o meyveden niye yemeyin? Cennette ömür boyu kalmayasınız diye. Şimdi ondan sonra Adem aleyhisselam ve Havva aleyhisselam o meyveyi yiyorlar ve avret yerleri ortaya çıkıyor. Cennette avret yerleriniz ortaya asla çıkmaz. Cennet çok güzel bir yerdir. Cennet nasıl bir yerdir sonra. Cennet çok güzel bir yerdir. Avret yerleri ortaya çıktığında Allah subhanahu teala öyle bir şiddetle gelir der ki ben size demedim mi? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. İnsan onunla da bunu der. Ondan sonra siz de diyor kendinize zulmedenlerdensiniz. Kendinize zalimlik ettiniz diyor. Yeryüzüne inin, belirli bir süre yaşayın ve ölün. Şeytana da diyor ki ne? Ben sana sen kovulmuşlardansın. O zaman diyor bana bir süre ver diyor kıyamete kadar. Ben senin dininin yolunun üzerine oturacağım. Sen çok az bulacaksın şükredenlerden. Ki değerli takipçilerim ve sen etrafınıza bakacak olursanız çok az buluyorsunuz şükredenlerden gerçekten de. Ama velakin Allah subhanahu teala ne diyor biliyor musun kardeşim? Diyor ki sen onları saptırmaya çalış. Ama kim bana tövbe ederse ben onun tövbesini kabul ederim. Ve onu bağışlarım diyor. Allah o kadar bağışlayandır. O yüzden tövbe kapıları her zaman açık kardeşim. Evet. Arkadaşlar, Kadir arkadaşımız yani yeni olarak hava silmine de merak salmış biri. Kendisi Allah izin verirse kısa bir süre sonra hava silmine de girecek. İnşallah. Öğrencilik dönemi geçirecek. Peki bu hava silminden bize bahsedeceğiniz bir konular var mı? Şöyle söyleyeyim. İlk hava silmine nasıl ilk girilir? İlk önce hava silmine girmemiz için bizim belirli başlı zaten bilgiler edinmemiz gerekiyor bu ilme girmek için. Şimdi ilk girdiğimiz zaman bizim bir oruç yani 40 gün boyunca hayvan gıdası tüketmememiz gerek. Orucumuzu tutmamız lazım ve orucumuzu kuru üzüm, incir, zeytin vesaire böyle bu tip gıdalarla orucumuzu açmamız lazım. Ki hem vücudumuzun temizlenmesi ve bizim nefsimizi ayaklarımızın altına almamız lazım. Nefsimizi kör etmemiz lazım. Peki şöyle bir şey duydum ben, doğru mudur? Onu da size bir sorayım. Biliyorsam inşallah söylerim kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler, bazı sureler bu hava silmiğinde yani tedaviye göre, yani ihtiyaca göre o surelerin belli başlı şeyleri var. Misal Fatiha suresini 10 defa okursan yani bir şey olur. 20 defa okursan başka bir şey olur. O gibi meseleler. Tabii. Sana mesele şu şekilde anlatabilirim kardeşim. Şimdi hava silmine girince zaten belirli başlı ayetler karşımıza çıkacak. Bunlar size öğretilecek. Bu eğitime de giriyoruz. Biz bu eğitimde geçeceğiz. İnşallah Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi o ayetlerden belirli başlı ayetler var. Mesela Bakara ayet. Bakara suresi estağfurullah. Bakara suresi. 285 ayettir. Ama bu ayetlerin bir kısmı alınmıştır. Yani hava silminde. Bir kısmı alınmıştır ve bunları kaç defa okuyacağımız falan. Ben bunların sayısını söylemezsem daha hayırlı olur. Çünkü bunu bilmeden yapan insanların ayetin hüddamı size zarar verebilir. Akşam duyabilir de. Yani Allah etmesin yani. Başınız belaya girmesin. Sen ve değerli takipçilerinin başının belaya girmesini istemiyorum. Zarar görmenizi istemiyorum. O yüzden ben bunun sayısını veya nasıl yapılacağını söylemek istemiyorum buradan. Yani o ayetin duyduğunuz şey doğrudur. O ayetin cini mi, görevlisi mi? Hüddamı. Yani görevlisi. Aynen. Anladım. Peki oruç tutmak niçin var havas ilminde? Niçin oruç tutulur? Şöyle söyleyeyim. Oruç tutmak şudur. Mesela Allah subhanahu teala nefsi yarattı. Nefsi şöyle yarattı. Nefsi yarattı. Nefse dedi ki sen kimsin ben kimim dedi Allah subhanahu teala. En ente demiş. Yani ben benim sen sensin demiş Rabbine. Evet. Allah subhanahu teala onu cehennem ateşine sürüklemiş. Cehennem ateşine atmış. Sonra yine çıkarmış demiş ki ben kimim. En ente demiş gene. Yani ben benim sen sensin demiş. Evet. Sonra cehennem ateşine bir daha atmış. Ondan sonra tekrar sormuş. Tekrar aynı cevabı vermiş. Ben benim sen sensin diye. Ondan sonra bunu açlıkla sınamış. Açlıkla sınadıktan sonra demiş ki ben bir nefsim. Sen beni yaratansın demiş. Sen benim Rabbimsin demiş. Yani biz nefsimizi ayaklarımızın altına almamız için oruç tutmamız gerekiyor ki böyle pis şeylere falan karşı nefsimiz körersin.
Yani ister istemez bu ilim insanı kötüye de sürükleyebilir. Doğrudur. Ondan bir sorun daha olacak. Tabii kardeşim, buyur. Bu büyü ve sihir olayları, yani Harut'la Marut iki melek üzerinden, evet, dünyaya bize getirilmiş. Tabii, Allah'ın izniyle. Ve bu olayı biraz bize açıklayabilir misiniz? Tabii kardeşim. Şimdi Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Şöyle alimlerin güzel bir laf var. Allahu alem alimlerin lafı, ben bu lafı demiştim. Sözü. Allah bir şeyi istemedikten sonra o insan bütün dünyayı toplasın, onu yapamaz. Ama Allah istedikten sonra bütün dünya bir araya gelsin, o olur. Yani Allah'ın dilemesinin dışında hiçbir şey olmaz. Allah dilesin, olur o. Şöyle bir şey. Allah Harut ve Marut meleğini yeryüzüne inin. Belli başlı büyüler öğretin. Ama karşılığı cehennem. Evet. Harut ve Marut melek yeryüzüne iner ve insanlara karşılığı cehennem olan bazı büyüleri öğretirler. Evet. İnsanlardan bazıları da ahiretlerini yakarlar. Ondan sonra Harut ve Marut melek tekrar Allah subhanahu teala'nın yanına yükselir ve der ki, ya Rabbi, insanoğlu dünya yeryüzündeki en değerli, en güçlü varlıktır. En üstün varlık odur. Der ki, sen üstün varlık olarak yarattın ama onlar ahiretini birkaç büyüye saptılar. Der ki, ben onlara nefis ve irade verdim. Sizlerde o yok, meleklerde nefis ve irade yoktur. Yani Allah ne derse onlar onu yapar. İnsanoğlu öyle değil. Ne yazık ki. Ve Harut'la Marut meleğine nefis ve irade verir. Evet. Üstüne üstelik kadı olarak. Şu anki hakimler, savcılar. Önlerinde düğme yok. O kadar düşün yani. Birini görürsün, şöyle yaparsın. Evet. Kadı olarak yeryüzüne indirir. Ve onlar harama, zinaya, pisliğe, yani bilip bilmediğin bütün günahlara bulaşırlar. Onların cezası baş aşağısında durmaktır. Bizim cezamız cehennem. Evet. Peki büyü veya muska, bunlar ne tür şeylerle yapılır? Ben muskayı tavsiye etmiyorum kardeşlerime. Muskayı, çünkü tanıdığınız, bildiğiniz birinden alın. Çünkü bazı hocalar büyü falan, muskaların içine büyü falan yerleştirebiliyorlar. Ben çoğuna da, yani çoğunu da gördüm yani. Muskaları bildiğiniz, yani tam net bildiğiniz kişilerden alın. Çünkü içlerinde büyü olabilir. Peki büyü nasıl yapılır? Ne tür şeylerle? Yani şimdi Allah'a sığınırım. Büyüden ben her zaman uzak dururum. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten büyünün ne kadar pis olduğunu içindeki malzemelerinden anlayabiliriz. İşte domuz büyüsü var. Bağlama büyüsü var. Yani bunlar ne kadar pis şeylerden yapılmış. Pis şeylere koyulmuş. Yani domuzun belirli başlı bir organıyla büyü yapıyorlar. Bilmem hangi hayvanın dışkısıyla büyü yapıyorlar. Bunları sana yedirebiliyorlar da. Sana giydirebiliyorlar da. Sana sürebiliyorlar da. Yani insan büyünün içindeki malzemelere bakacak olursa büyünün ne kadar pis bir şey olduğunu görebilir. Peki büyü, yani büyü dediğimde cinler. Cinler büyü sırasında insanın sadece iradesine mi hakim oluyor? Şöyle söyleyeyim. Büyü musallattır. Yani büyü sana biri bir büyü yaptığında o büyünün cinleri sana gelir. Musallattır bu da. Yani o büyü nedir? Seni bağlama büyüsüdür. Velhasım sabun büyüsüdür. Sen erirsin gün geçtikçe. Bu cinler yapar. Bu Allah'ın izniyle olan bir şey aslında. Allah izin verir ki sana o şey olur. Ki şunu da unutmayalım kardeşim. Arkadaşlarım da dinlesin. Allah izin verdi ki oldu. Senin ayağına diken batsa dahi yolda yürürken, bundan ötürü Allah senin günahlarını affeder. Kefalettir günahlarını. O büyü de senin başına geldi mi, sen eğer ki sabırla, Allah'tan geldiğini düşünerek, zaten biz ona iman etmişiz, Allah'tan geldiğini düşünerek, şey yaparsan, yani bu senin günahlarına kefaret olabilir. Ama velakin isyana girersen, sen yandın demektir. Peki cinler insanlara büyü yapabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Zaten cinlerin büyü yapmaya ihtiyacı yoktur. Zaten cinler, eğer ki bir insan bir cine zarar verirse o kendiliğinden zaten musallat olabilir. Yani büyü, insan büyü yapar cinleriyle.
Mesela bazısı var, cinle evli olan bir kadın mesela. Evet. Cinle evli olan bir kadın diyor ki, ben büyü yaparım diyor. O büyü tutar. Benim kocam var. Benim kızlarım, çocuklarım, akrabalarım var. İllaki olur diyor. Düşün. Yani onları yönlendiriyor. Onların... Şöyle bir olay anlatabilir miyim cinle? Buyurun. İlgili. Yani kadın kocasını, kızlarını, çocuklarını kullanarak yani iki birbirine aşık, iki nişanlıyı birbirinden ayırt edebiliyor. Ayırabiliyor. Yani bunun da bedeli ebedi cehennem. Yani ayırma büyüsüyle. Aynen öyle. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii kardeşim. Şu anda bulunduğumuz ortamda cin var mıdır? Tabii ki de vardır. İnsanoğlu, siz dediniz ya, insanlar cinleri görebilir mi? Evet. Ben de dedim, belirli başlı insanlar görebilir. İnsanoğlu cini görseydi, ya basacak yer demeyeyim de, yani oturacak yer bulamazdı yani. Şimdi damlarımıza bakacak olursak bayağı cinler vardır. Helalar da vardır. Ben bir yerde okuduğumda, hani bir evde 90 tane cin oluyormuş. Doğru mu? Elbette. Şöyle bir şey söyleyeyim sana kardeşim. Rahmani cinler vardır. Rahmani cinler damlarımızda, temiz yerlerde bulunurlar. Evet. Ama ve lakin ifrit cinler helalarda, banyolarda pis. Odunluğunuz falan varsa böyle harabe döküm, depo falan, harabe yıkık yerlerde yaşarlar. O yüzden bir evde 90 tane cin bulunması normaldir. Peki bize burada olan cinleri ispat edebilir veya gösterebilir misiniz? Bu mümkün mü sizce? Maalesef size ispat edemem şu an. Yani çünkü sizin görmeniz lazım onları. Siz de göremezsiniz onları. İspat edemem yani. Size şurada diyemem. Bir belirti falan verebilirler mi? Yani burada olduklarına dahil bir işaret falan. Ya verebilirler aslında. Şöyle söyleyeyim, sen nasıl görürsün cinleri? Nasıl? Rüyanda görebilirsin. Rüyanda hiç siyah bir yılan gördün mü veya sana saldırmaya çalışan? Siyah köpek gördüm. Siyah köpek gördüysen olabilir. Sana saldırmaya çalışıyor muydu? Tekrar geleceğim falan gibi bir şey söyledi mi sana? Evet, ben bir rüyamda şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben geçenlerde bir rüya görmüştüm. Rüyamda iki tane köpek beni kovalıyorlardı. Ben tuvalete saklanıyordum. Bunun açıklaması nedir sizce? Şöyle söyleyeyim. Onlar aslında seni tam yerlerine çekmeye çalışmışlar ve sen de tam yerlerine geçmişsin. Evet. Şöyle söyleyeyim kardeşime. Tuvaletler onların yeridir. Evet. Sen de tam onların yerine gitmişsin. Akşam üzeri miydi rüyanız? Yani akşam üzeri mi kovalıyorlardı sizi? Yani karanlık da etraf. Evet. Onu karanlık. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey oldu. Onlar karanlığı severler, pis yerleri severler ve sizi tam yerlerine çekmeye çalışırlar. Yani senin yapacağın şey o köpeklerden değil de hani kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur ya. Evet. Her zaman Allah'ı zikret. O köpekler yani değişime uğrar. Yok olur giderler. Şöyle bir göz kırpıp açmana bile bedel olabilir onların gitmesi. Anladım. Başka benim size sorum yok. Bu kadar. Teşekkür ederim size. Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kadir kardeşimize teşekkür ediyorum. Bize verdiği değerli bilgiler için. En son bir soru sorabilir miyim? Tabii kardeşim. Bir Müslüman nasıl olabilir? Bir Müslüman öncelikle dinini bilmesi gerekiyor. Şimdi bir Müslümana sormamız lazım. Rabbin kim? Zaten öldüğümüzde münker ve nekirin soracağı sorular bunlar değil mi? Rabbin kim? Kendi kendine sorsun. Rabbin kim? Allah. Resulün kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın ne? Kur'an-ı Kerim. Bunu bilen bir insan cahil olamaz. Bunu bilen bir insanın Müslüman olması için o Rabbinin nasıl bir Rab olduğunu,
o Resul'ün nasıl bir Resul olduğunu, o kitapta ne yazdığını bilmesi gerekiyor. Doğru. Onları bilirsek Müslüman, elhamdülillah. Tas tamam Müslüman yoktur, dört dörtlük Müslüman yoktur ama elhamdülillah kendimizi kurtaracak kadar oluruz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Bu arada hidayeti veren Allah'tır sadece. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.